Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Gömülü Sistemler dersi için çekiyorum. Ben Emre Güney. Bugün sizlere FPGA programlama kartı üzerinden JK flip flop tasarımını anlatacağım. FPGA kısmına geçmeden önce JK flip flop ile ilgili kısa bir teorik bilgi vermek istiyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz şekillerde 3 adet şekil var. Bunlardan burası mavi olan JK flip flop'un sembol olarak gösterimi. Gördüğünüz gibi 3 adet giriş kullanılmış. JK ve clock sinyalleri. 2 adet de çıkış kullanılmış. Q ve Q değil çıkışı. Biz bütün tasarımlarımızı bu Q'ya göre yapacağız. Yani FPGA programlama kartı üzerindeki çıkışlarımızı Q değerine göre aktif veya pasif ettireceğiz. Birinci sembolümüz burada doğru lojik diyagramı. Gördüğünüz gibi 4 adet toplamda NAND kapısı kullanılmış. 2 tanesi giriş kısmında, 2 tanesi de çıkış kısmında kullanılmış. En son olarak da aşağıda gördüğünüz doğruluk tablosu mevcut. Şimdi doğruluk tablosunu biraz incelersek, J ve K'ya 0 0 verdiğimiz durumda Q'muz önceki konumun aynısı oluyormuş. Yani Q'muz 0 ise sonuç 0, Q'muz 1 ise sonuç 1 oluyor. J'nin 0, K'nın 1 olduğu durumlarda çıkış daima 0'mış. Yani hiç fark etmiyor. İlk baştaki konum 0 da olsa 1 de olsa sonuç 0 oluyor. J'nin 1, K'nın 0 olduğu durumlarda sonuç 1 oluyormuş. J'nin 1, K'nın da 1 olduğu durumlarda çıkış toggle dediğimiz yani bir önceki durumun tersi oluyor. Bir öncekimiz 0'sa sonucumuz 1. Bir önceki durumumuz 1 ise çıkışımız 0 oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz şurada iki tane değeri biz lojik diyagramı üzerinden anlatarak doğrulayalım. Şimdi J'ye 0, K'ya 0 verelim. Q'muz da başlangıç konum olarak 0 olsun. Haliyle Q değerimize 1 olur. Şimdi ben 0'la 1'i entledim. Sonucum ne oldu? 0 oldu. Tersini aldım. Sonucum 1. Gördüğünüz gibi tekrardan Q değil ile ben bunu ne yapacağım? Entleyeceğim. Sonra tersini alacağım. 1 ile 1'i entledim. Sonucum 1 oldu. Tersini aldım. 0 oldu. Yani Q'muz ne oldu? Bir önceki konumun aynısı oldu. Şimdi sıfırla 1 verelim. Bakalım ne olacak. Şimdi 0 verdim. Başlangıç konumum yine 0 olsun. Zaten değişmeyecek. Sıfırla 0'ı entledim. Sıfırla 1'i entledim. Sonucum 0. Tersini aldım 1. 1 ile 1'i entledim. Sonucum 1. Tersini aldım 0. Gördüğünüz gibi burası 0 oldu. Yani sağlamış oldu. Bir de şunu deneyelim. 1 verelim J'ye, K'ya 0 verelim. 1 verdim. Q'm yine 0 olsun. 1 olsun burası da. 1 ile 1'i entledim. Sonucum ne oldu? 1. Tersini aldım 0. 0 ile 1'i entledim. Ne oldu sonucum? 0. Tersini aldım 1 oldu. Gördüğünüz gibi Q'muz 1 oldu. Son olarak da 1-1 durumunu inceleyelim. 1 verdim. 0 olsun. 1 ile 1'i entledim. Sonucum ne oldu? 0 oldu. Evet, pardon. 1 ile 1'i entledim. Sonucum 1 oldu. Tersini aldım. 0 oldu. 0 ile 1'i entledim. 0 oldu. Tersini aldım. 1 oldu. Yani önceki durumun tersi oldu. Gördüğünüz gibi JK flip flop bu şekilde çalışıyor. Şimdi tasarım kısmına geçeceğim. Bunun için FPGA programlamada Vivado X'inisi kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Create Project diyerek İlk önce projemizi oluşturalım. Next diyorum. Projemize bir ad verelim. JK diye ismimizi verebiliriz. Next diyelim. Next RTL Project. Burayı kodumuzu yazacağımız dili seçmemiz lazım. Biz VHDL dilinde yazacağız. Buna da JK diye isim verelim. Next diyelim. Next diyelim. Şimdi burada kart seçimini yapacağız. Bizim kartımız Base 3 modeli. Bu Base 3 modeli RTX 7 serisine ait. Bu şekilde tanımlıyoruz. Siz de uygun kartınızı seçmeniz lazım. Finish diyorum ve proje oluşturmaya başlıyorum.
Port tanımlama kısmı. Ben portu burada tanımlamayacağım. Program içerisinde yazarak tanımlayabiliriz. O yüzden geçelim. Şimdi projemiz tam olarak oluşturdu. Ve şimdi burada JK gördüğünüz gibi geldi. Biz şimdi bunu açalım ve kodumuzu yazmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz 3 tane şey var. İkisi giriş, bir tane çıkış olarak port tanımlama yapmamız lazım. Hemen şurada portlarımızı tanımlayalım. Bunları J ve K olarak yazarsak JK 2 nokta öste in. Bunun türü ne olacak? STD lojik olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane de çıkışımız olacak. Buna da pardon bir tane daha giriş olacak. Bu da clock sinyalim olsun CLK olarak. İn diyelim. Bu da STD lojik olsun. Daha sonra da bir tane çıkış olmak üzere bir değişken olması lazım. Bu da Qout diyelim. Out türünde STD lojik olacak. Şimdi burada ben kodlarımı yazacağım. Daha sonra bu Qout'u aktif çıkışları aktaracağız. Şimdi kod tanımlama işlemimiz bitti. Port tanımlama işlemimiz bitti. Şimdi ArchiCheck'e gelirsek bize bir tane daha değişken lazım. Türünde bir tane Q diye geçti bir değişken kullanacağım. Bu Q'yu program içerisinde yaptığım işlemleri Q'nun içine atacağım. Daha sonrasında çıkışı aktarmak için Qout'un içine atacağım. O yüzden signal türünde bir adet değişken tanımlıyorum. Q olsun. Bunun türü de STD lojik olsun. 2 nokta üst üste. Başlangıç değeri olarak da 0 değerini atalım. 0 değerini atadıktan sonra şimdi kullanacağım programda case yapısı olduğu için bir adet proses tanımlamak zorundayız. Buraya bir proses tanımlayalım. Prosesimiz de CLK yani clock sinyalimize bağlı olarak işlev yapsın. Begin end process. Şimdi burada da bir tane değişken tanımlamam lazım. Bu değişkeni ne için kullanacağım? Ben J ve K'dan aldığım bilgilere göre bu bilgileri birleştireceğim. Ben yapısının içinde bu kullanacağım değişkeni, atacağım değişkeni kullanacağım. O yüzden variable türü variable olarak bir tane JK diye değişken tanımlıyorum. İki nokta üstte. Bunun türü ne olsun? STD lojik vektör olmak zorunda. Lojik vektör olacak. 1 down 0. Burayı da tanımladık. Şimdi prosesimiz CLK'daki sinyal değişimine göre her seferinde çalışacağı için yani birden sıfıra da çalışacağı için buraya bir if yapısı koymam lazım. Sadece bir durumlarında çalışması için. If diyorum CLK eşit ise 1'e. If. Bütün kodlarımı bunun içine yazacağım. Şimdi burada JK'dan aldığım değerleri JK'nın içine birleştirerek atacağım. JK eşittir. J and K diyorum. Şurası 2 nokta olacak. Proses içinde tanımladığımız için. Şimdilik bir tane when yapısı, case yapısı başlatalım. Case bu ne olacak? JK'ya bağlı olarak işlev yapacak. JK izliyorum. Şimdi when JK'mızın içindeki değer 0, 1 ise ne yapıyorum? Q'nun içine sıfır değerini atıyorum. Burası doğruluk tablosunda görmüştük. Doğruluk tablosunda olduğu gibi buraya aktarıyoruz. Diğer when'imize geçelim. 1 0 ise neydi buradaki durum?
Onun içine neyi atamamız lazım? Bir değerini atamamız lazım. Daha sonrasında neydi son bir tane daha vardı? Bir ise onun içine neyi atacağım? Onun değerini alarak atamam lazım, değil mi? Bunu da bu şekilde yapıyoruz. FPC'lik büyük küçük fark etmiyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Son olarak da when orders diyorum. Q'nun içine son durumlarda yani diğer durumlarda Q'nun içine null değişkeni yani değişim yok. Bir öncekinin aynısı olarak işlem yaptırabiliyoruz. Son olarak da case'imizi bitirirsek case. Şimdi programımızı yazdık arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız yok. Son olarak prosesten çıktıktan sonra artık Q'yu çıkışa aktarmam için Q out'un içine yazmam lazım. Q program yazma işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını gözlemlemek istiyoruz. Onun için simülasyonumuzu başlatabiliriz. Run simulate diyelim. Ve simülasyonumuzu başlatalım. Burada aynı zamanda programı da derleme işlemi yapıyor. Hata varsa simülasyonu açamazsınız arkadaşlar. Şu an bizim kodumuzda bir hata yok. Simülasyonumuzu açtık. Şimdi burada artık çalışıp çalışmadığını gözlemleyebiliriz. Şurayı da kapatalım. Şimdi burada ilk başta ne diyelim? JK'ya 0,0 verelim. False constant diyerek 0. K'ya da 0 verelim. Clock sinyalimize 1 verdiğimiz zaman bakalım ne olacak. Şimdi gördüğünüz gibi Q'muz şu anda 0 durumda. Mevcut durumu. Ben 0,0 durumunu verdim. Şimdi clock sinyaline de 1 vereceğim. Bakalım çıkışımız ne olacak. Şuradan run period diyelim. Şurayı da biraz büyütürsek. Evet arkadaşlar, şimdi şurada gördüğünüz gibi grafiklerde demiş ilk başta durumumuz. C'mizi sabitti. Bunlar bir değişken almıyordu. Ben sıfıra çektim. Gördüğünüz gibi sıfırı verdim. Sıfıra düştü. K da sıfıra düştü. Clock sinyalime 1 verdiğim zaman Q out bu çıkışı aktardığımız değer Q de bizim geçici değerimizdi. İkisi de sıfır gördüğünüz gibi. Biz programımızda ne yazmıştık zaten? 0,0 verdiğimiz zaman şu when orders durumu 0,0 verdiğinde değişim yok. Yani ilk durumum 0'dı. Q'ya başlangıçta 0 atamıştım. Şimdi bir daha verelim. Ne verelim? 1,0 verelim. Bakalım çıkışımız ne olacak? False constant diyelim. 1 False constant 0 Clock sinyalini de 1 verelim. Şimdi tekrar dediğim zaman şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi J'miz 0'dı. 1 verdim. Yeni değerim 1. J 1'e çıktı. Tam yine 0 olarak devam etti. Clock sinyalimi de tekrardan 1 verdim. Burada 0 1 vermediğim için direkt 1 verdiğim için sürekli olarak devam etti.
Gördüğünüz gibi 1 ve 1 değerlerini aldı. Şurada da grafikte anlaşacağınız gibi 0'dan 1'e çıkmış. Şimdi bir değer daha verelim. Ne verelim? 1-1 durumunu verelim. Bakalım tersini alıyor mu? Konstant 1. Force konstant 1. Şimdi bir daha çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan 0'a düştü. JM1'di, KAM1'di, Clock 1. Hepsini grafikte gördüğünüz gibi 1-1-1 Q'larımız 0'a düştü. TK tasarımımızı gerçekleştirmiş olduk. Programımızda da çalışıyor. Simülasyon üzerinde gördük. Şimdi bunları derleyip karta yükleme işlemlerini yapmamız lazım. İlk önce karta yüklemeden önce biz buradaki girişleri alacağımız kart üzerindeki portları atamamız lazım. Bunun için AirTot kısmına girip constraints ekliyorum. Create file diyorum. Burada JK diyelim. Okey diyelim. Finish diyelim arkadaşlar. Şimdi constraints'imizi oluşturdu. Ve constraints içe gelsek XTC dosyamızı açalım. Şimdi buraya internet şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bizim kartımız Base 3. Base 3 XTC dersek şurada kendi X'inin kendi sitesinde bu karta ait giriş çıkış port atamaları var. Buraya olduğu gibi kopyalayalım. Ctrl C diyelim. Daha sonra gelip buraya yapıştırıyoruz. Şimdi yapıştırma işlemi bittikten sonra artık atacağımız portları buradan seçeceğiz. Bize ne lazım? İki tane switch lazım, bir tane de buton lazım, bir tane de led lazım. Şimdi buradan switch kısmına gelelim ilk başta. Gördüğünüz gibi switch kısmı. Buradan kullanacağımız iki tane switch'i aktif etmemiz lazım. SV0 olan yer bizim ne olsun? J'miz olsun. Aynı şekilde burada da değişiklik yapmam lazım. SV1'e de K'yı atayalım. Şimdi switch'leri atadık. Daha sonra LED'lere gelelim. Bir tane de LED kullanacağım. Bu LED'e de LED 0 yerine de ne yazacağız? Biz neyi kullanacağız? Q out, değil mi? Q out'a göre işlem yapacak. Son olarak da clock sinyali alacağımız bir tane buton atıyorum. Butonlar kısmımız da burada. Şöyle buraya da aktif edelim. PTC Center yani kart üzerindeki ortadaki butonumuz yerine biz neyi kullanacağız? CLK'yı. Evet, XTC'yi de hallettikten sonra şöyle bir kaydedelim. Şimdi artık buradan sentezi dersek programı artık sentezleyelim. Bakalım programımızda bir sıkıntımız var mı? Burada biraz zaman alacak arkadaşlar. Bilgisayarın hızınıza göre buradaki derleme işlemi zaman alır. Şu yukarıda bu işlemin nerede olduğunu gösteriyor. Şu an işlemimizi yapıyor. Sentezleme başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Sentez ettik. Şimdi bunu implementation yapıp oradaki kart üzerindeki kapıların değişimlerini yapması lazım. Implementation'ı da başlatıyorum. Burası da biraz zaman alacak arkadaşlar. Beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi implementation complete dedi. Programımızda bir hatamız yok. Artık karta yüklemeye hazır. Programımız bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.